aslında biraz önce ekranlarımıza geldi. Gördünüz kim kiminle eşleşti. Evet, Ali Gürbüz İsmail Erkal'la, Yıldıray Akın Cengizhan Şimşek'le, Nedim Gürel Fatih Atlı'yla, Özkan Yılmaz Recep Kara'yla, Hüseyin İyican Osman Aynur'la, İsmail Balaban Orhan Okulu'yla, Mustafa Batu Yusuf Can Zeybek'le ve Serkan Sertürk'te Şaban Yılmaz'la eşleşti. Değerli güreş severler, evet, hemen bu son 16 turunda yine bakıyorum. Serkan Sertürk, Şaban Yılmaz güzel bir eşleşme oldu. Mustafa Batu ile Yusuf Can Zeybek de iki fizik yapısı aynı olan iki tane genç ve hareketli güreş yapan iki baş pehlivanın eşleşmesi ve en önemli eşleşme tabii ki İtman eksiği olabilir, maç eksiği olabilir ama o bir sarı fırtına İsmail Balaban, karşısındaki rakip de geri vitesi olmayan Korosların Kara Panteri ve şimdinin deyimiyle, yeni tabir deyimle, Paşa'nın aslanı Orhan Okulu. Evet, Osman Aynur, Hüseyin İyican. Tabii onlar da iki tecrübe abidesi, iki tecrübeli isim. Tabii burada genç başpehlivan Özkan Yılmaz'la 2004 yılından itibaren son 15 yılda Türk yağlı güreşine damgasını vurmuş tecrübe abidesi, her yıl kürsüleri işgal etmiş Recep Kara ile eşleşti. Bakalım, bu da önemli bir eşleşme. Buradan da nasıl bir galibiyet çıkacak? Tabii ki yine güzel bir eşleşme. Nedim Gürel ve Fatih Atlı. Nedim Gürel kendisini ispatlamaya çalışan, çıkış arayan, çıkış yapması gereken teknik bir baş pehlivan. O da yağlı güreşi iyi bilen, yağlı güreş oyunlarını iyi uygulayan bir Nedim Gürel, ama karşısında da 2004 yılı baş pehlivanı, 2014 yılı baş pehlivanı, yine teknik bir baş pehlivan Fatih Atlı var karşısında. Yine iki tane genç baş pehlivan, Cengizhan Şimşek ve Yıldıray Akın. Bunlar da yağlı güreşin altyapısından gelmiş genç, dinamik. Evet, değerli yönetmenim, Şaban Yılmaz yine o güzel kartalın kanat çırpışı gibi peşrevlerini Denizli Atatürk Er Meydanı'nda yapıyor. O peşrevleri görüntüleyip ekranımıza taşırsak da güzel bir ambiyans, güzel bir atmosfer olur diye düşünüyorum. Ve Yıldıray Yakın'la Cengizhan Şimşek, iki genç, iki yağlı güreşin altyapısından yetişen, teknik güzel güreşler yapan iki baş pehlivanımız. Ve 2021 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin son baş pehlivanı Megastar Ali Gürbüz İsmail Erkal ile eşleşti. Tabi İsmail Erkal da yaptığı güreşlerle 2 yıldan beri adından söz ettiren bir baş pehlivan. Bakalım Ali Gürbüz karşısında 2019 yılında Elmalı'da Mehmet Yeşil Yeşil karşısında gösterdiği performansı, Ali Gürbüz karşısında Denizli Er Meydanı'nda gösterebilecek mi? Bunu da hep beraber izleyip göreceğiz değerli güreş severler. Tabii ki güreşlerimiz peşrevlerden sonra başladı. Tabii şu ilk dakikalar pehlivanlarımız birbirlerini yoklayıp deneyerek
biraz da güreşe hazırlanarak vücutlarını, kaslarını, adalelerini biraz güreşe hazırlayarak, ısıtarak başlayacaklar. Nabız yokladı. Tabii ondan sonra biraz nabızlarını kontrol edecekler. Nabızlarını birden yükseltmemek adına biraz yavaş yavaş nabızlarını da güçlerinde yükselterek tabii güçlerini de idareli kullanmak adına. Çünkü güreş 40 dakika. 40 evet. dakikanın sonunda yenişemezlerse ucu açık, süresiz altın puan devresine geçecekler. O yüzden güçlerini de idareli kullanmak adına şu ilk dakikalarda biraz temkinli başlıyorlar. Daha sonra tabii elenselerle, tırpanlarla birbirlerini yokladıktan sonra harekete geçecekler diye düşünüyorum. Evet, üçüncü turdaki en önemli karşılaşma olduğunu söyleyebiliriz. İşte karşınızda İsmail Balaban ve Orhan Okul'un karşılaşması. İlk dakikadan itibaren birbirlerine gerçekten de oyun anlamında, kazanma anlamında hamleler yapıyorlar. Bakalım kim kazanacak bu karşılaşmayı. Evet, Orhan Okulu. İşte saha içerisinde iki ezeli rakip, saha dışında da iki ebedi dost. Tabii bütün pehlivanlarımız, baş pehlivanlarımız, alt boydaki pehlivanlarımız da böyle. Saha dışarısında birbirleriyle dost, arkadaş. Ama saha içerisinde ezeli rakip. Yağlı güreşin efsaneleri gerçekten. Orhan Okulu ve, Orhan Okulu ve İsmail Balaban. İşte mücadeleye başladılar. Tabii ki 2012 yılında baş altında başlayan serüvenleri, mücadeleleri 2021 yılında şu anda baş pehlivanlık boyunda sürüyor. Tabii o zamandan beri saha içerisinde ezeli rakipler kıran kırana birbirleriyle mücadele ediyorlar ve güreş biraz kızışmaya, sertleşmeye, hareketlenmeye başladı. Bakalım İsmail Balaban ilk resmi mücadelesi dedik. Denizli Atatürk Stadyumu Er Meydanı'nda bakalım Orhan Okulu karşısında nasıl bir performans sergileyecek? Çünkü o yarışmadan döndüğünden beri tabii ki mutlaka idman yapıyordur, kendini hazırlıyordur ama adalesini güçlendirdi. Fizik olarak üst seviyeye çıkmak için bir hazırlık yapmıştır. Bakalım bunun neticesini burada nasıl alacak, nasıl değerlendirecek? Burada işte elmalı güreşleri öncesi evet. kendisini denemek için Orhan Okulu'yla iyi bir fırsat. Orhan Okulu karşısında bakalım İsmail Balaban nasıl bir performans ortaya koyacak. Tabii ki bunun yanında Orhan Okulu da İsmail Balaban karşısında nasıl bir performans ortaya koyacak, bunu hep beraber izleyip göreceğiz. Değerli güreş severler, tabii biz İsmail Balaban ve Orhan Okulu arasında güreşi izlerken tabii bir taraftan da teknik olarak hazırlık yapılıyor. Tabii Ali Gürbüz, İsmail Erkal, İsmail Balaban, Orhan Okulu, Serkan Sertürk, Şaban Yılmaz ve Nedim Gürel, Fatih Atlı arasındaki mücadele dörtlü pencerede ekranlarımıza geldi. Evet, tabii sol alt kadrajda Nedim Gürel ve Fatih Atlı arasındaki mücadelede Fatih Atlı tekten Nedim Gürel'e koltuk altı yaptı. Bacağını kaptı ama Nedim Gürel oradan bir hamle yaptı ve izin vermedi Fatih Atlı'ya.
Tabii. Evet. Ali Gürbüz, İsmail Erkal arasındaki mücadele mutlaka yönetmenimiz tarafından bir kez daha ekranlarımıza gelecek. Ani bir hamleyle Ali Gürbüz, İsmail Erkal karşısında galibiyete ulaştı ve sevgili yönetmenimiz bu yenişi tekrar ekranlarımıza getirecek derken Fatih Atlı 2-1, Nedim Güreli tekten yakalıyor bacağından ama oradan sonuca gidemiyor. Evet, yine Fatih Atlı Nedim Gürel'in sağ bacağına daldı. Oradan nasıl başka bir oyun tatbik edecek bilmiyorum. Ama Nedim Gürel de şu anda hemen kündü pozisyonuna geçti. Çiftlemek istedi Fatih Atlı. Çiftledi oradan, ayağa kalktı ve eline girdi Nedim Gürel'i. Bastırdı şu anda Fatih Atlı. Sarı kart verilmiştir. Bilgilerinize az olur. Evet, İsmail Balaban ve Orhan Okul arasındaki mücadele. Evet, yine tabii İsmail, bildiğiniz İsmail hiç yerinde durmuyor. Devamlı hareket halinde girip çıkıyor Orhan Okulu'nun hem kasnandan hem paçasından. Orhan Okulu'yu devamlı rahatsız ediyor. İşte görüyorsunuz iki eli yine Orhan Okulu'nun kasnağında, kasnağından bastırıyor, çekiyor, itiyor. Tabii o arada da hemen diğer eliyle de paçaları da yokluyor İsmail Balaban. Çünkü İsmail Balaban hem teknik, hem seri, hızlı, hem atik bir baş pehlivan. Bakalım. Biz de sizler ekran başında, bizler de her meydanında burada merak içindeyiz. Evet, dediğim anda Fatih Atlı Nedim Gürel arasındaki mücadelede de kritik bir pozisyon var. Nedim Gürel şu anda zor durumda. Dış kazık ve paçayla Fatih Atlı onu biraz ters bir pozisyonda yakaladı ama oradan Nedim Gürel toparlandı ve Fatih Atlı'ya oyun yapmasını engellemek amaçlı ayak bileğinden tutuyordu ama şu anda artık o da yüzük oyun yere uzandı. Fatih Atlı'nın rahat bir şekilde paça iplerini ele geçirmesini müsaade etti. Oradan da Fatih Atlı dış kazıkla da bakalım paça kazıkla yukarıya kaldırıp havalandırıp başka bir oyuna geçecek mi dediğim anda da bu sefer ters paça iplerini ele geçirdi. İsmail Balaban Orhan Okulu karşısında hiç durmuyor. Devamlı hareket halinde çift dalıyor, paçalara dalıyor, yere iniyor. Kasnaktan çalışıyor, yukarıdan enseden bastırıyor, el enseyle, kasnakla, paçayla devamlı mücadele halinde İsmail. Bakalım, Orhan Okulu İsmail.